Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kayısı marmelatı yapmak istiyorum. Bunun için de malzemelerimiz 1 kilo sert kayısı, 400 gram şeker, 50 gram tereyağı, birazcık vanilya. Öncelikle kayısılarımı bilinçli sert seçtim. Marmelatım da dağılsın istemiyorum. Çok olgun olursa dağılma ihtimali büyük. Onları ikiye böldüm. Daha sonra da yarım santim genişliğinde şeritler halinde kestim. Önceden ısıttığımız tavaya 50 gram tereyağını ekleyin. Ben fazla kızartmadım tereyağını. Yansın istemedim. Sadece hafiften erimesini bekledim. Ve daha sonra yavaş yavaş üzerine şekeri ilave ettim. Şekeri de hemen karıştırmadım. Biraz karamelize olsun istedim. Yaklaşık şöyle bir 3 dakika kadar hiç karıştırmadan şekerin yanmasını bekledim hafiften. Şimdi karıştırırken de fark edeceksinizdir. Şekerim hafiften esmer bir renk aldı. Bu da bana yeterli. Ben çok fazla karamelize olsun istemedim. Şekerimi de tam eritmeden üzerine kayısılarımı ekledim. Onları da hafif karıştırdım. Çok fazla karıştırmayın. Kayısılarınızın dağılmaması açısından. Böyle açık şekilde bir 5 dakika kayısıların sulanmasını bekledim. Daha sonra da kapağını kapatıp bir 10 dakika pişirdim. Kayısılarım sulandı. Hafiften koyu bir kıvam aldı şerbeti. Bu da güzel. Kayısılarınızı fazla karıştırmayın ezilmemesi açısından. Daha sonra vanilyasını ekledim. Bir 10 dakika sonra ocağımın altını kapatıp kapağı açık bir vaziyette bir 10 dakika daha pişirdim. Yani toplamda 25 dakika pişmiş oldu. Yani son 10 dakikasını ocağımın kapalı vaziyette ama kapaksız şekilde pişirdim. Ocağın ısısıyla. Eğer sizin ocağınız hemen soğutuyorsa bir 5 dakika fazladan pişirebilirsiniz. Artık karıştırmamaya özen gösterin. Ezilmesinler, dağılmasınlar. Ben ocağın üzerinde bıraktım. Kaynadı ve biraz dinlendi. Ama sıcak bir şekilde cam bir kaseye boşalttım. Daha dumanı tütüyor üzerinde. Ve sıcak bir şekilde de kavanozumun kapağını kapattım. Bu şekilde rahat bir 6 ay buzdolabında bozulmadan muhafaza edebilirsiniz. Ben dediğim gibi pastada değerlendirmek istiyorum. Ama siz kahvaltıda da yiyebilirsiniz. Çok güzel oldu. Mayhoş bir tadı oldu. Denemek isteyenlere şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni ve güzel lezzetlerde yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.